Salgın psikolojisi çocuk, aile ve okul konulu 2 günlük eğitim planlamamızı gerçekleştirirken sistemleri ve alt sistemleri farklı bakış açılarıyla ele alabilmeyi gerçekleştirebilmek adına alanda deneyimli ve alanda uzman isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Salgın sürecinin aile dinamikleri üzerine etkilerini Profesör Doktor Medayim Yanık hocamızdan dinleyeceğiz. Derim hocam. Merhabalar. Merhabalar. Evet, başlayalım mı? Peki. Ben bugün salgın sürecinin aile dinamikleri üzerine etkisi üzerine konuşacağım. Çünkü salgın tüm küreyi etkilediği gibi gündelik hayatı etkiliyor ve yaşamın en temel formu olan aileyi, en küçük birim olan aileyi kaçınılmaz olarak etkiliyor. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Bu sunumda size iki şeyden bahsedeceğim. Bir, salgın sürecinin aileler üzerine psikolojik etkilerinin ne olabileceğini. Önce bu çerçeveyi çizmeye çalışacağım. Sonra da bu salgın sürecine karşı psikolojik olarak koruma yolları ne olabilir? Bunu konuşacağım. Yani önce muhtemel etkiler nelerdir? İki, bu muhtemel etkileri daha iyi formda tutabilmek için, daha iyi bir halde olabilmek için ne yapılabilir meselesine odaklanacağım. Bir sonraki slayt efendim. Salgın sürecinin aileler üzerine psikolojik etkileriyle isterseniz başlayalım. Şimdi koronavirüs sürecinde aslında 3 tane büyük psikoloji var. Bir tanesi hastalanma ile ilgili bir endişe hali. İkincisi bir ekonomik endişe. Üç, belirsizlik endişesi. Hastalanma endişesi kişi kendisi enfeksiyon geçirir miyim? Başka birinin hastalanmasına sebep olabilir miyim? Sevdiğim kişilere bir virüs bulaşır mı? Yoğun bakımda kalır mıyım? Yoğun bakımda kalırsam ne olur? Kendim ölür müyüm veya ailemden, sevdiklerimden birini kaybeder miyim diye hastalanma ve tedavi süreciyle ilgili bir endişe yaşama, hastalanma, tedavi, hastalanırsak nasıl bir tedavi olacak? Tedavi süreçleri nereye gidecek? Bununla ilgili güçlü bir endişe yaratıyor. Çünkü gerçekçi bir problemle karşı karşıyayız. İkinci büyük psikoloji, salgın boyunca bütün dünyada gördüğümüz büyük psikolojilerden biriydi. Çünkü bu virüs ekonomiyi çok derinden etkilendi. Aile düzeyinde ailemin ekonomik hali ne olacak, ailemin geçimi ne olacak şeklinde bir endişenin olması kaçınılmaz. Üçüncü büyük psikoloji belirsizlik. Çünkü bu sürecin nereye gideceğini, koronavirüsten seyrinin nasıl olacağını, ne zaman buradan çıkacağımızı bilmek hep bir tahminlerden ibaret bir şey. İşte bilim insanları, siyasetçiler, gündelik insan hep bir geleceği predikte etmeye, gelecekte ne olacakla ilgili bir belirsiz olanı belirli kılmaya çalışıyor. Ama hiç kimse kesin ifadelerle kullanamadığı için her birimiz bir belirsizlik içinde kalıyoruz. Halbuki biz psikolojiden şunu biliyoruz ki belirsizlik insan zihninin dayanamadığı en önemli unsurlardan biridir. İnsan zihni bir şeyi belirli hale getirmek, bilmek, netleştirmek ister. İşte bu 3 tane güçlü duygu, hastalanma endişesi, ekonomik endişe ve belirsizlik endişesi birleşerek kişide bir takım duygusal hallerin, duyguların korku gibi, kaygı gibi, üzüntü gibi, şüphe gibi duyguların yansımasına sebep oluyor. Ve bu da kişileri değişik düzeyde etkilemeye başlıyor. Bir sonraki slayta geçersek, gerçekten de koronavirüs en az 6 tane güçlü psikolojik sorun oluşturabilir. Birinci olarak daha önce bir ruhsal hastalığı var ise kişilerde tetiklenme yapabilir. Biz bunu şu andaki klinik ortamda bolca görüyoruz aslında.
daha önce tedavisi olmuş, tamamlanmış, belki bitmiş. Ama bu dönemde önemli bir stres etkisi altında yeniden alevlenen insanlar var. Veya ilk defa bu rahatsızlık başlangıcı burada olan insanlar var. İki, yeni ruhsal rahatsızlıkların açığa çıkması. Daha sonra bunun istatistiklerini de vereceğim. Bu konuda artık çalışmalar da çıkmaya başladı. İlk defa koronavirüs sonrasında başlayan yeni ruhsal rahatsızlıklarla karşı karşıyayız. Üçüncü büyük sorun yas reaksiyonları. Yani bu bir, diyelim ki sevdiğinizin hastanede kalmış olması, yoğun bakımda kalmış olması veya Allah korusun vefatıyla oluşan yas reaksiyonları üretebilir. Çünkü bir de zor tarafı bu. Kişiyi yoğun bakımdayken de, hastanedeyken de, sonrasındaki gömülme sırası sürecinde de gerekli adet geleneklerimizi, törenlerimizi yapmanın da zor olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. O yüzden de aslında bir şekilde yası ağırlaştırabilen bir parçası var. Dördüncüsü, koronavirüs süreci bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir tablo yaratabilir. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şey, başınıza önemli bir olay gelir. Mesela trafik kazası gibi, deprem gibi, sel gibi. Bu kişinin zihninde tekrar tekrar bu olay yaşanacakmış gibi, rüyalar yoluyla yaşanma, bundan kaçınma, donma belirtileri gibi bir dizi klinik belirti yapar. Koronavirüs, özellikle de yoğun bakım süreci, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir tabloyu pekala yapabilir. Ama en önemli şey, uzun süreli bir stres altında kaldığımız kesin. Neredeyse artık yılı aşacak bu gidişle. Uzun süreli yaşam biçimimizi kökten değiştiren bir stres altında kaldık. İnsan bedeninin uzun süreli stres altında kalmış olması bağışıklık sistemini baskılayabileceğini biliyoruz. Bir de son olarak da aile veya eşler arasında aile veya eşlerin haline etkiler. Bugün ben bu 6 tane büyük sorun üzerinden özellikle aile veya eşler arasındaki sorunlar meselesini, özellikle de eşler arasındaki ilişki meselesi üzerine odaklanacağım. Bu yapılabilecek, olabilecek psikolojik sınırlardan ana şeyimiz bu. Şimdi aile normalde bir aslında bir sisteme sahip, ailenin kendine özgü bir dengesi var. Koronavirüs gündelik hayatın rutinini bozarak bir hastalık veya hastalıktan korunma veya tedavi endişesi, karantinanın getirdiği kısıtlamalar veya ekonomik zorluklarla aslında var olan aile dengesini bozuyor. Koronavirüs öncesinde bizim ailemizin bir dengesi var, bir ilişkiler ağı var. Anne eşler arasında ilişki, her bir eşin çocuklarla ilişkisi, çocukların kendi arasındaki ilişkisinin işleyen bir dinamiği vardı. Bir anda gündelik hayat değişince, çalışma düzenimiz değişince, çocukların eğitim hali değişince, okul daha bir ağırlıklı olarak eve gelince bir anda var olan denge değişti. İşte bu dengenin değişimi ailede bir takım değişimler yapıyor. Buradaki bence bu görüş, bu sunumun en önemli mesajlarından bir tanesi şu olacak. Aslında ailedeki bu değişimin hangi tarafa olacağı biraz da her bir ailede değişecek. Yani geniş kitlelerde birkaç şey yapacak bu değişim. Bir, aileleri oldukça olumsuz etkileyebilir. Aileleri olumlu yönde de etkileme imkanına sahip. Bu durum, bu farkı yaratacak olan şey nedir? Ne olacak da, yani sonuçta bu bir stres, bu bir, bunun iyi de oldu da aileleri şöyle yaptı diyemeyiz. Sadece dediğimiz şey şu, bazı ailelerde daha büyük bir zarar olurken, bazı aileler bunu bir fırsata dahi dönüştürebiliyor bu zorluğu. Buradan güçlenerek çıkabiliyor. Buna biz psikiyatri içerisinde dayanıklılık dediğimiz bir mesele. Bazı aileler aile arasındaki etkileşim paterninden risk faktörlerini azaltıcı, dayanıklılığı arttırıcı bir yolla güçlenerek çıkabilir. Şimdi size bundan sonraki bunun nasıl mümkün olacağını biraz bilim diliyle anlatmaya çalışayım. Bir sonraki slide lütfen.
Gördüğünüz slide'da çok yeni bir çalışma, daha neredeyse birkaç günlük bir yayınlanmış bir çalışma ve dünyanın en iyi dergilerinden bir tanesi The Lancet of Psychiatry ve Psikiyatri dergisi, Lancet'in meşhur dergilerden biridir. Etki gücü çok yüksek dergilerden biridir. Orada yayınlanmış yeni bir çalışma. Üstelik de kanıt gücü yüksek olan bir çalışma. Çünkü 62.354 tane kayıt incelenmiş. Çalışmanın ana şeyi şu, çalışma şöyle yapılmış. COVID geçiren insanların elektronik tıbbi kayıtları incelenmiş. COVID geçiren belli bir dönemde ve 62.354 tane var olan COVID vakasının tanılarına bakılmış. Çalışmanın en önemli bulgusu şu, COVID geçirenlerin aşağı yukarı %5.8'inde 14 ile 90 gün arasında anksiyete ön planda, uykusuzluk ön planda olmak üzere bir psikiyatrik rahatsızlık açığa çıkıyor. Bu aşağı yukarı diyelim ki bir COVID olmasaydı toplumda %2-3 civarında çıkan yeni bir hastalık yerine %5.8 çıkmış olması şunu gösteriyor. COVID, herhangi bir COVID sürecinde COVID geçirmiş olmak yeni bir ruhsal hastalık açığa çıkmasını iki kat arttırıyor. Bunların bir kısmı kaygı, uyku bozukluğu, bazen biraz depresif, bazı az vakalarda ise sanki bir demansı tetikliyormuş gibi düşünülebilir. O zaman bilim diliyle ilk söyleyeceğimiz şey, bunu hep biliyorduk. Daha değişik çalışmalar da bunu gösteriyordu ama galiba en güçlü çalışma bu. COVID geçirmiş olmak ruhsal rahatsızlık yaşama olasılığınızı iki kat arttırıyor. Ama bu yine de 100 tane geçiren kişiden sadece 5.8'inde bir ruhsal rahatsızlık açığa çıktığını, %94'ünün böyle bir ruhsal hastalık yaşamadığını, yeni bir ruhsal hastalık yaşamadığını söylemek lazım. Ama yine de bir riski arttırdığı net olarak bu çalışmadan söylenebilir. Peki bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Şimdi burada size benim yine literatürden çok sevdiğim bir çalışma, beğendiğim bir çalışma göstereceğim. İspanya'dan yapılmış bir çalışma. Bizim kalitatif dediğimiz derinlemesine görüşmelerle yapılan bir çalışma. İspanya'daki bu karantina altındaki durumda ailelerle, çiftlerle yapılan bir çalışma. Bu çalışmanın en güzel tarafı hem COVID süresindeki pozitif gelişmeleri hem de negatif gelişmeleri, ailelerde olan şeyi kastediyorum, aynı anda gösterebilme gücü açısından çok önemli bir çalışma. Bir sonraki slide lütfen. Bakın çalışmanın ilk şeyleri algılanan pozitif gelişme. Çalışma şöyle yapıyor, insanlarla derinlemesine görüşmeler yapıyor ve bu COVID sürecinin sizin ailenize eş ilişkisi nasıl etkilediği sorusunu soruyor. Pozitif olan da negatif olanlar diye ikiye ayırıyor. Şimdi önce pozitif olanlardan algılanan pozitif COVID sonrasında ailemize gelen iyi şeyler dediğimiz başlıkta bir tanesinde ailevi olarak yeniden bağlanmadan bahsediyor. Ne gibi? Biz COVID'den sonra birlikte vakit geçirmekten hoşlanmaya başladık. Hatta vakit geçirme miktarımız arttı. Mesela çalışmaya katılanlardan biri diyor ki, yemeklerimizde daha fazlasını paylaşıyoruz. Bu da güzel anların tadını çıkarmamıza olanak sağlıyor. Evde bulunmuş olmak, daha fazla vakit geçirmek insanların bir kısmına iyi geliyor. Bu anlatıların tam tersi anlatılarda göreceğiz. İkinci, bunu bir değişim için fırsat görmek, umutlu olmak. Anlatı şöyle, karantina nedeniyle belki de düşünmek için fazla zamanımız olduğu için ilişki dinamikleri benim için daha açık ve bunun hakkında konuşma ve gerekirse bir şeyi değiştirme fırsatı veriyor. Anlaşılan bu katılımcı daha önce hayatın hızıyla bulamadığı fırsatı eş ilişkisi üzerine daha derinlikli düşünme imkanı yakalamış. Başka bir kişi
COVID sürecinde ailemden daha fazla keyif aldım. Önceden yaşam hızı nedeniyle buna zamanımız yoktu. Modern dünyanın en önemli özelliklerinden biri hızlı yavaşlaması. COVID biraz yaşamı durdurdu, hızını azalttı. Bu azalma bazı insanlar için sıkıcı olabilir, uzadığında herkes için zor olabilir. Ama insanların bir kısmı bu yavaşlama sürecinde belki de öncelik sıralaması yapıp daha ailesine yönelik bir pozitif tutum sergilediler. Bir başkası sahip olduğumuza minnettar olmak demiş. Şimdi özgür olabildiğimiz ve birbirimize iletişim halinde kaldığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu görüyorum demiş. Daha fazla bir yakınlık imkanımız oldu diyor. Bir başkası geniş aileyle daha aslında iletişim halinde kaldık. Eskiden diyelim ki aynı şehir, başka şehirde olan kardeşlerim ve diğer aile üyeleriyle çok daha aralıklı konuşurken, şimdilerde video görüşmeleriyle sık sık aile üyeleriyle görüşmeye başladım diyor. Bir sonraki lütfen. Bir başka kişi daha fazla sohbet etmeye başladık diyor. Yemek yemek için oturduğumuzda yemeği bitirmek ve masadan ayrılmak için acele etmeden çocuklarımızla uzun sohbetlerimiz oluyor. İletişimimizin çok geliştiğini düşünüyorum. Aileler için her zaman ritüel çok önemlidir. Yemek ana ritüellerden biridir. O yüzden ailelerin akşam yemeğini beraber yemiş olması önemli bir aile ritüelidir. Belki eskiden hayatın çok hızından dolayı bu mümkün değildi. Bazı insanlar bundan keyif almış gibi görüyorlar. Bazı çiftler iletişimimiz daha iyi oldu diyor. Çünkü konuşabilmek için daha fazla zamanımız var diyor. Bir başkası daha aile üyelerimizle sanki birbirimize daha fazla yakınlaştık. Daha fazla bedensel temasımız oluyor. Açıklık ve duygu paylaşımı, eskiden görmezden geldiğimiz kısımları öğreniyoruz. Ailemiz açık üyeleri hala aynıyken daha fazla aile içi bir iç iletişimi arttırmışlar gibi görünüyor. Başka bir ekip çalışma ruhunun arttığını söylüyor bazı katılımcılar. Sanki bizi endişelendiren şeyler olsa bile bu kaygıları paylaşmış olmak, üstesinden gelmek için ailece ekip olarak davranmış olmak sanki bizi birbirine yakınlaştırdı diyor. Sabır ve saygıyı arttırdık diyor başka bir şey. Sanki uyum yeteneğimiz arttı bu dönemde. Ev işlerinde görev dağılımı yapıyoruz. Daha önce düşünmediğimiz ya da çok az yaptığımız şeyleri çocukları da dahil ederek bu işi yapıyoruz. Bu karantina döneminde aile ilişkilerimizi gerçekleştirmek için, geliştirmek için bir fırsata dönüştürmeye karar verdik. Bir başka şey, her birimiz evde kendi alanımıza sahip olmanın yollarını bulduk. Genel olarak birlikte daha kaliteli zaman geçiriyoruz. Bakın bunlar, bir sonraki slide'a geçelim. Aynı çalışmada aynı soruları sorulan kişilerin bir kısmı olaya anlaşılan dolu tarafıyla bakıyorlar. Bunlar ne varsa ellerinde, zihinleri, düşünme biçimleri nasıl oluyorsa, etkileşim paternleri nasıl oluyorsa bu süreci biraz daha pozitife çevirmeyi başarmışlar. Hani iyi ki olmuş kimse demiyor ama olan hal içerisinde bunu bir fırsata ve iyiliğe değerlendirmek. Bu gerçekten bizim gözlediğimiz bir şeydi. Ben şu anda klinik pratiğimde COVID sürecinde ne oldu diye soruyorum çiftlere, evlilik terapileriyle uğraşan biri olarak. Bazı çiftler hocam aslında çok gerçekten de iyi oldu. Bazı şeyleri konuşuyoruz, daha yakınlaştık, daha vakit ayırıyoruz derken bazıları COVID sonrasındaki felaketleri olan olumsuz değişimleri anlatıyorlar. Şimdi aynı çalışmada bu sefer daha negatif cevap veren insanlar var. Bir aile fertleri arasında izolasyon olduğunu söylüyor bazı çiftler. Daha fazla iletişim ve duygusal mesafe fark ettim. Dikkatimizi dağıtmak ve kendimizi eskiden çok daha fazla atlatmak için yapacak şeyler aradığımızı fark ettim. Birlikteyiz ama bir şekilde yalnızız. Anlaşılan bu çift daha önce hayatın hızlılığıyla aralarındaki kopukluğu fark etmemişler. Ama baş başa kaldıklarında kopukluk daha açık bir hale gelmiş bunlar için.
ve bu kopukluk büyümüş. Bazı çiftler daha az vakit geçirmekten şikayetçiler. Çocukların bir şekilde okulda olduğu dönemde daha fazla zamanımız oluyordu ama şimdi pek zamanımız yok, olsa da zaten haber seyrediyoruz diyor. Daha geniş aileyi yitirmek, geniş aileye ulaşamamakla ilgili bir çocuklarımız ve torunlarımızla konuşmaları, öpücükleri, sarılmaları ve buluşmaları özlüyorum. Anlaşılan bir dede veya nene torunlarıyla, diğer aile üyeleriyle uzak kalmanın acısını yaşıyor. Bir başka kişi ailedeki yükselmiş tansiyondan bahsediyor. Partnerim ve ben daha az müsamaha gösteriyoruz. Önceden daha sabırlı olduğum şeylerde artık daha az sabırlıyım. Bu aslında beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Uzun süreli stres ortamında kalmış olmak kişilerin sinir kontrolünü, öfke kontrolünü azaltır ve daha kolay öfkelenebilen insanlar haline getirebilir. Anlaşılan bu çiftin başına böyle bir şey gelmiş. Daha fazla tartışmak, argümantasyon tartışmaya başlamışlar. Cidden de uzun süreli stres altında kalmış olmak, gündelik hayatın bu kadar dramatik değişmesi, eşler arasında bir takım tartışmaların artmasına neden olabilir. Daha sonra da yine konuşacağız. Hatta bazı yerlerde boşanmaların arttığına dair veriler var. Muhtemelen bu da ailelere olan şeylerden bir tanesi. Ailelerde, bazı ailelerde tartışma artıyor olabilir. Bir başkası, partnerimle 7-24 birlikte olmak eski sorunları ayyuka çıkarıyor. Anlaşılan daha önce ayrı alanlarda yaşayarak, birbirlerinden biraz daha uzak durarak sorunları uzakta tutma stratejisine yönelmiş çiftler bu haliyle daha sık tartışmaya başlamışlar. Bir başkası hastalıktan korkma halinin nasıl olumsuz etkilediğini söylüyor. Sevilen koronavirüsün eve girmesini önlemeye çalışmanın ve sürekli bir temizlik koruma halinde olmuş olmanın insanı çok yorduğunu ve korkuttuğunu söylüyor. Bunu biz de daha önceki metinlerimizde söylemeye çalışıyorduk. Eşler arasında eğer korunma ve süreciyle ilgili fikir farklı olursa, tavır farklı olursa bu ailede bir çatlamaya neden olabilir. Bir başkası ekonomik belirsizliklerden bahsetmiş. Bu ekonomik güvenliğimizi doğrudan etkiliyor bu süreç. Bundan çok endişeleniyorum demiş. Bir başkası anlaşılan sosyal medyanın bombardımanı altında kalmış. Sürekli kötü haberleri görmüş olmak bende gerilim yaratıyor ki bu yüzden de birçok tavsiyede sosyal medya veya televizyonun etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz. Bir başka şey, aynı evdeyiz ama işte evdeki iş görev dağılımı o kadar da dengeli değil, iş yüküm arttı diye endişeleniyor. Bu dönemde çocuk yetiştirmenin daha zor olduğunu söyleyenler var. Daha önce işte okula giden çocukların, üç çocuğun hepsinin birden evde olmuş olması bakım verende, annede, babada çok bir yük oluşturuyor. Birçok aile şu anda bu zorluğu yaşıyor. Çünkü özellikle de uzaktan eğitimin başlamasıyla çocukları eğitim ortamında tutabilmek büyük bir çaba gerektiriyor. Kişisel alanın olmaması, çünkü tamamen ağırlıklı ev eksenli yaşanmaya başladığında nasıl bir mekanda yaşadığımız, evin büyüklüğü ve evin imkanları daha fazla önem kazanıyor. Şimdi bütün bunları birleştirirsek şöyle bir şey söylemek mümkün. Koronavirüsü aileler için bir risk faktörü ama bir çan erisi gibi dağılan bir aileyi, spektrumal dağılan bir aile ilişkilerini, hani aile ilişkileri olumsuz, ortalama veya olumlu dersek, ortayı bastırdığını, hem iyi ilişkilerde hem kötü ilişkilerde bir artmanın neden olduğunu, sebep olduğunu söylüyorum. Benim kavramsallaştırmam bu. Bu aslında hemen hemen bütün toplumu etkileyen büyük stresli olaylarda olur. Ailelerin normal bir düzeni, bir ilişki dağılımı vardır. Ortalamadır, kötü giden ilişkiler vardır, iyi giden ilişkiler vardır. Salgın, deprem, bu türden gibi durumlar ortalamayı bastırır.
kişileri uçlara atar. Bazı evliliklerde ve ailelerde işler daha kötüye gider. Bazıları ise bu gerilimi daha büyük dayanışma, daha büyük yakınlaşmayla artmaya başlar. İşte bu ailelerin daha önceki dinamikleri, sorun çözme becerileri, duyguları eşlik edebilme yetenekleri, aile içindeki etkileşim tarzlarının nasıl olduğuyla önemlidir. O zaman şöyle bir şey söylememiz lazım. Koronavirüs aileleri zorunlu olarak berbat etmek zorunda değildir. Bir şekilde uygun bir tavır almak, aile içi zor dayanışmayı da arttırabileceğini unutmamak lazım. Bu gördüğünüz çalışma da bize bir riske ifade ediyor. Aile içi şiddetin artmış olabileceğini söylüyor. Pandemi sırasında birçok ülkede, Çin, Fransa, Brezilya ve İspanya'da aşağı yukarı aile içi şiddetin %30'lar civarında arttığı bildirilmiş. Bu aslında bilinen bir şey. Deprem dönemlerinde de diğer afetlerde de olan bir şey. Bu çan eğrisinin kötüye giden tarafında artma, iki tarafta da artma oluyor. Dayanışma da artıyordu, çatışma da artıyordu böyle dönemlerde. Anlaşılan çatışmanın arttığı ailelerde aile içi şiddete de dönüyor. Üstelik daha önce bir şekilde mekan ayrımıyla, daha ayrı vakitler geçirmeyle kaçış mekanizmalarının da önü kapandığı için aile içi şiddetin artmış olduğu söylenebilir. Bir de risk faktörü, aile içi şiddette işsizlik bir risk faktörüdür. Gelir azalması, düşüklüğü bir risk faktörüdür ki bu dönemde oluyor. İşsizlik arttı, gelir durumu azaldı. Sosyal destek azalır, aile dışı, ikincil aileler, akrabalar, komşular, arkadaşlarla olan sosyal destek azalıp çekirdek aileye döner. O yüzden çekirdek aile etkileşimi iyiyse güçlü bir dayanışma, iyi değilse diğer sosyal dayanaklardan azalmış olabilir. Bir de birçok yerde bu türden stresli dönemler alkol kullanma eğiliminde olan insanların alkol tüketim miktarını arttırabilir. Biz alkol tüketimiyle de aile içi şiddet arasında bir bağlantı olduğunu bilim diliyle de biliyoruz. O yüzden uyarı olması gereken şey, bazı yerlerde bu aile içi şiddetin bildiriminin azaldığı ifade edilebilir. Ama bu bildirimi yapan mekanizmaların devre dışı kalmasıyla da ilişkili olabilir. Bir sonraki slayta geçersek, bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum bilim diliyle. Artık COVID'in iyice yaygınlaştığı bir dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ağır hasta olarak tanımladığı, işte entübe edilen, yoğun bakımda olan, oksijen dışarıdan verilen insanların yaşadığı şey tabii tam bir travma. Travma, yaşamı tehdit eden durumlar demekti. Eğer oksijen, nefes alamıyorsanız, bir solunum cihazına bağlı durumdaysanız, bir yoğun bakım ünitesindeyseniz, dışarıda olan kişiler ve bunu yaşayan kişiler için bu bir travmatik yaşantıdır. Hem bir de öyle kötü bir şey ki, eskiden yoğun bakım üniteleri tamam giriş çıkış zordur ama bir şekilde iletişim mümkündü. Covid ile ilgili olan şeylerde yoğun bakımlara ulaşmak daha zor, doğası gereği bu işin. Biraz da salgın önlemek için mecburen olan bir şey. Düşün, bir sevdiğiniz, siz bir yoğun bakımdasınız, nefesinizi bir alete oksijen almak zorundasınız ama dışarıda da sizin halinizi bekleyen kişiler var. Bunun bir aile ayrılığı ve travma yarattığını, sonrasında da bazı insanların travma sonrası stres bozukluğu olacağını unutmamak lazım. Sonuç olarak bu birinci bölümde COVID halinin bireyler, ailelere nasıl bir etkide bulunabileceğini, çift yönlü bir etkide bulunabileceğini ama genel olarak bir risk faktörü olduğunu, risk faktörüne karşı ancak dayanıklılık, resilience dediğimiz şeyi geliştiren ailelerin bir miktar iyiye gidebileceğini, genel olarak böyle şeylerde ailenin olumsuz etkileyeceğini varsaymamız gerekiyor. Ama bazı ailelerdeki resilience, dayanıklılık dediğimiz
travma sonrası büyüme dediğimiz, zor şartlarda güçlenerek çıkma dediğimiz bir olayla daha güçlü hale gelebileceğini gösteriyor. Bu yaklaşım bize ya bu işler kaçınılmaz olarak kötü olacak, aileler bu işten mecburen kötü etkilenecek, hiçbir yol yok yaklaşımın yerine aslında bireyleri de, aileleri de, toplumu da güçlendirmenin mümkün olduğunu, bir takım tedbir, öneri veya becerilerin ailelerin iyi olma sürecine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Şimdi ilk konuşmamın ikinci bölümünde bunu nasıl yapabileceğimizi, aileleri nasıl koruyabileceğimizi bunun üzerine konuşacağız. O İspanya'daki güzel çalışmada aile üyelerinin bir takım ipuçlarını vermiştik. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Bence aşağı yukarı beş tane meselede bir uyum sağlamamız gerekiyor. Bir, aile olarak hastalıktan korunma veya hastalık gelip bulursa tedavi olma süreciyle ilgili becerilerimizi arttırmak gerekiyor. Yani bir etkili bir şekilde bu hastalıktan nasıl korunur? Yeterince bilgi oluştu aslında. İşte el yıkamaktan, hijyen kurallarından, maske takmaktan, kalabalık alanlardan uzak durmaktan koruma ile ilgili bilgi toplumsal düzeyde yaygınlaştı. Tedavi sürecinde de ne olacağı, bir nevi bununla ilgili bir uyum sağlamamız gerekli. İkinci hedefimiz psikolojik sağlığı ve iyilik halini korumak veya tedavi etmek. Bir psikolojik sağlığı ve iyilik halini korumak veya tedavi etmek. Yine olmadan korumak ama olursa da tedavi etmek. Bunları bir sonraki şeyde ayrıntılarını açacağım. Şimdi genel çerçeve çiziyorum. Online eğitime uyum sağlamak. Şu andaki üçüncü mesele online eğitime uyum sağlamak. Çünkü okulların bir kısmı açılmakla beraber birçok kişi, üniversitelerin hemen hemen hepsi, diğer öğretimlerin de çoğunluğu online eğitim yapıyor. Online eğitim sürecine uyum sağlama becerileri arttırmış olmak. Bu halin, çünkü diyelim ki bir online eğitimi becerme, uyum sağlamayı 0 ile 100 arasında değerlendirirsek, bazı aileler diyelim ki 20 oranında, bazı aileler 50 oranında, bazı aileler 70, bazı aileler 90 oranında uyum sağlamış olabilirler. Bu biraz böyle becerilerle ilgili bir şey, ailenin dinamikleriyle ilgili bir şey. Yine uzaktan çalışmaya yönelik bir takım yönetmemiz gereken süreçler var. Bir de ev eksenli yaşamaya uyum sağlamak. Çünkü hayatımızda değişen şey tam da bence bu beş tane büyük mesele. Hastalık meselesi, fiziksel COVID'in hastalığı, psikolojik süreçleri yönetme meselesi, eğitim süreci, çalışma süreci ve sınırlamadan dolayı ev eksenli yaşama uyum sağlama süreci. Şimdi bir sonraki son slaytımda size bunları tek tek açacağım. Belki beni takip edenler daha önce bu önerileri görmüşlerdir. Pandeminin başından itibaren bu önerileri aileler için, bireyler için, aileler için ve sağlık çalışanları için 10 öneri şeklinde hazırlamıştık ben ve Zihin Okulu. Şimdi aileler için bunların bir kısmını da güncel haliyle yeniden yorumlayacağım. Ne yapılabilir? Birinci şey, en önemli şey, bu koronavirüsün sürecinin bizim hem aileye etki edeceğini, bunun bir risk olduğunu ama aynı zamanda bir iyileşme süreci olabileceğinin de farkına varmış olmak. Biraz önce İspanya'daki anlattığım çalışmada hangi taraf, iki tarafı da, çünkü bu burada nötr kalmak, çok az değişmek zordur. O da vardır. Hani pek bizim için çok şey değişmedi diyebilecek insanlar. Ama bunun ailenizi risk faktörü olarak olumsuza götürebileceğini veya bunun aile için toparlanmanın bir fırsatı olabileceğini farkına varmak. Bunun için de belki oturup şöyle bir şey tavsiyede bulunuyorum. Aile üyeleri olarak, özellikle de anne baba olarak, ya bu süreç bizim hayatımızı nasıl etkiledi? Ailemizi nasıl etkiledi? Eş olarak bizi nasıl etkiledi? Çocuklarla ilişkimizi nasıl etkiledi?
nerelerde güçlendik, nerede de zayıfladık ve biz burayı, bu oluşan şey, hangi dinamikler geldi, biz bunlar için ne yapabiliriz? Bir nevi bir farkındalık yapma, yaşanan üzerine düşünme. Çünkü fark edebildiğiniz, düşünebildiğiniz, analiz edebildiğiniz şeyi kontrol edebilirsiniz. Fark ettiğiniz ve farkında olduğunuz şeyleri değiştirmek için bir çaba içine girebilirsiniz. Şimdi bu sürecin en önemli şeyi hastalanmaktan korumak veya hastalanınca da ne yapacağını bilmek. Bence bunun için biraz konuşulmuş bir plana ihtiyaç var. Az çok bu aşamada bir ilerleme oldu. Aileler bir rutinde anlaştı. Bu planda anlaşmak oldukça önemli gibi gözüküyor. Çünkü koruma tedbirlerinde ne yapacağını aynı dilden konuşmamak aile üyeleri içerisinde çatışmaya ve ayrışmaya neden olabilir. Bizi ne korur meselesinde bir nevi aynı dilin konuşulması gerekir. Özellikle de hastalanma sürecinde kim ne yapacak, karantina sürecini nasıl geçireceğizle ilgili en azından anne baba düzeyinde bir üzerine düşündüğünüz bir plan yapmış olmak mümkündür. %100'ü bilemezsiniz ama her zaman bir şeye plan yapmak, depreme, bu türden bir salgın durumuna, çünkü yakın bir şey, olabilecek bir şey olduğunda ne yapacağınızı bilmekle ilgili önceden bir hazırlığınız olursa bir nevi stres düzeyinizin azalmasına imkan sağlayabilir. Bütün çalışmalar üçüncü olarak ekonomik durumun temel risk faktörlerinden biri olduğunu söylüyor. Bütün korona ile ilgili metinler, aile bu dönemde işsizlik, gelir azalması nedeniyle ailelerin bir ekonomik sıkıntı içinde kaldığını, para nedir meselesi öyle değil, ekonomik daralma, birçok aile zaten zor ayakta duruyor ekonomik. Devletler de bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Hayatta kalmak ile işte ekonomik olarak çöktüğünüz zaman, çünkü fakirlik, ekonomik imkanların olmaması, düşme de birçok ruhsal hastalığı tetikliyor. Bir şekilde bir hayatta kalabilme ekonomik bütçesinin yapılmış olması. Karı kocanın, büyükse çocukların, küçük çocukların bu işe katılması iyi fikir olmayabilir. Bir şekilde bu dönemi atlatabilecek bir ekonomik plan içerisinde bir bütçe planı yapmak. Neyi var, nasıl bu sürece dayanabilirler, durumları nedir, burada zorlukları nedir, ne yapabilirler gibi bir konuşmak mümkündür. Bu eşler arasındaki bir ekip ruhunu da güçlendirebilir. Dördüncü olarak bir aile rutini oluşturmak. Çünkü İster tam bir her şeyin kapatıldığı ve karantinaya girdiğimiz, hayatın durdurulduğu hal olsun, isterse şu anki gibi Türkiye'de hayat durdurulmuş değil. Ama yine de hayatımız bir rutin dairesinde işliyor. Covid öncesi gibi yaşamıyoruz veya yaşamamamız gerekiyor. Bu bize ev eksenli bir yaşama itiyor bizi. Daha küçük çekirdek aile eksenli bir hayata itiyor bizi. Öyle çünkü hayatta kalabiliyoruz, enfeksiyonun yayılmasını durdurabiliyoruz. Bu da yeni bir düzen demektir ve aile için yeni bir rutin oluşturmanız gerekir. Sıkıcı olmayan ama rutin, yani yemeklerin, işte çayın, muhabbetin olduğu yeni bir rutinler oluşturmanız lazım. Rutin önemlidir. Ailece yapılan aktiviteler önemlidir. Evlilik terapileriyle, evlilik eğitimleriyle uğraşan herkes bilir ki aile demek aile rutinleri demektir. Aileyi bir arada tutan bir takım aktivitelerdir, yemeklerdir, muhabbetlerdir, çay vakitleridir. Lütfen uyuma, yeme, eğitim ve gibi durumlarda evinizde olan bir esnek aile rutini oluşturun. Bu çok katı değil ama mesela bizim bildiğimiz şeylerden bir tanesi uyku düzeninin değişmesi. Ana problemlerden bir tanesi. Birçok çalışma bu dönemde aşağı yukarı ailelerin, özellikle de tam kapalı olduğumuz dönemlerde, gecenin gündüze, gündüzün geceye dönmesinin aşağı yukarı %40 oranında olduğunu gösteriyor. Bu aslında insanlara karşı bir ihanet. Gündüzün gece, gecenin gündüz olduğu durumlarda insan biyolojisi bozulabilir, hatta bazı hastalıklar tetiklenebilir. Buna karşı bir
uyuma, yeme, eğitimle ilgili bir aile düzenini devam ettirme imkanı. Özellikle de eğitimin uzaktan olmuş olması belki ona bir düzen sağladı. Ama eğitimin olmadığı zamanlarda bu düzen daha fazla bozulduğunu da ifade etmem gerekir. Beşinci olarak yine çalışmaların birçoğunda ailelerin bir arada olmasının bir imkan ama aynı zamanda kendi başına kalamama sorunu oluşturduğunu biliyoruz. O yüzden aynı ev içerisinde daha fazla beraber kalabiliyoruz. Birçok ev o kadar da büyük bir ev değil. Beraber olmayla her bir kişinin yalnız kalabilmesi, kendi köşesinde kendi zamanında olmuş olması kötü bir durum değil. Aksine bireysel zaman ve mekan oluşturmak. Aile zamanıyla bireysel zaman arasında bir denge sağlamakta fayda var gibi gözüküyor. Diğer altıncı önerimiz aile içerisinde aile aktiviteleri yapmış olmak. Özellikle evde çocuklar da uzun süre kalınca egzersiz yapmakta da zorlanabilirler. Film seyretmek, yemek yapmak gibi ailece beraber yapabileceğimiz bir nevi evi canlı aile aktiviteleri haline getirmek. O İspanya'daki çalışmalarda bazı ailelerin bunu nasıl başardığını daha fazla etkileşim zamanı bulduğu. Çünkü gerçekten İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız, hayatınız çok hızlıysa, koronavirüs biraz yavaşlatmışsa bunu bir imkana, zorluğun getirdiği kesin. Yani koronavirüsü hiç kimse asla şöyle bir saflık söylemiyorum. Bu bir fırsat, nimet falan değil. Bu bir risk faktörü. Ama bu risk faktörünü azaltmak, en azından bazı yerde durmak mümkündür. Bu dönemde iletişimi iyi tutmak önemli. Tartışmaların ve kavgaların, küsmelerin artabileceğini bilmek lazım. Dar mekanda uzun süre vakit geçirebilme, daha önce bir takım kaçış mekanizmalarıyla bir denge kurmuş aileler, bu aynı anda, aynı mekanda uzun süre kalmaya bağlı hale uyum sağlamadıklarında uzun devam eden stres altında fazlaca kavga edip bir boşanma sürecine gidebilirler veya bir kavgalı sürece girebilirler. O yüzden bu dönemde boşanmayı gündeme getirmemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir nevi bu dönemi karar almak için doğru bir önem değil. Sekizinci önerimiz bu dönem duyguların yoğun olduğu bir dönem. Kaygının da, endişenin de, korkunun da, yakın olma ihtiyaçlarının da yoğun olduğu bir dönem olacak. Bu dönemde bir şekilde duyguları dinlemek ve duygulara eşlik etmenin temel meselelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Korkularını ifade etmek zayıflık göstergesi değildir. Duygularını ifade eden birine hemen çözüm önermek de iyi fikir değil. Onu bir şekilde dinlemek, o duygusunu ifade etmesine fırsat vermek, duyguya eşlik etmek çözüm önermekten daha önemli bir durum. Dokuzuncu önerimiz, birçok çalışma onu gösteriyor. Sosyal medya veya televizyon haberlerine aşırı muhatap olmamak. Bir denge. Yeterince bilgilenme ile aşırı maruz kalma arasındaki bir dengenin sağlanması. Bunun için birkaç tane kaynak bulup orayı takip etmenin önemli olduğunu. Ama aileyi sürekli televizyonda COVID haberleri haline bırakmamak gerekiyor. Bir de bu dönemin 10. ve son önerimiz olarak da bu dönemin bir fiziksel bir uzaklaşma, fiziksel bir mesafe olduğunu, ilişki veya duygusal mesafe olmadığını söylemek lazım. O yüzden de aile, geniş aile üyeleriyle fiziksel olarak bir araya gelemesek bile internet yoluyla, görüntülü yoluyla daha sık konuşmak. Yine İspanya'da yapılan çalışmada bazı ailelerin nasıl bunu daha fazla yaparak daha yakınlığı devam ettirdiği, en azından koruduğunu ve kötüleşmenin engellediğini söyledik. Bütün bu söylediklerimi birkaç cümleyle birleştirerek bitirmek istiyorum. COVID süreci bireyler için, aileler için, bir toplumsal düzen için, hatta devletler için önemli oranda risk faktörüdür. Çünkü
var olan düzen bozulmuştur. Yeni bir halin, yeni normalin oluşması için uyum gerektirir. Uyum gerektiren her şey bir şekilde sıkıntıyı, zorluğu miktarını arttırabilir. Ama yine de böyle durumlardan insanların, ailelerin, toplumların aynı oranda, aynı şekilde etkilenmediğini bilmemiz gerekiyor. Bunu daha önceki afet çalışmalarından da biliyoruz. Her zaman bu türden zor dönemlerde aileler dağılabilir veya aileler yakınlaşabilir. Çünkü insanların var olan durumlara nasıl tepki verdiği temel meselelerden biridir. Eğer kişiler bireysel olarak, aile olarak, toplumsal olarak COVID süreciyle baş etmeyle ilgili bir takım beceriler bulup bunları uygularlarsa bu sürece karşı daha dayanıklı hale gelebilirler. O yüzden fiziksel olarak baş edebilmek, bedensel olarak baş edebilmek, ekonomik olarak hayatta kalabilmekle beraber psikolojik olarak da ayakta kalabilmek önemli. Bu başarılabilecek aile olarak da daha yakın bir hale gelmenin bile mümkün olduğu bir durum olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Selamlarımla, saygılarımla. Profesör Doktor Medayim Yanık hocamızı ağırladık. Sunumlarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Her birey üzerine bambaşka etkileri olduğu gibi bu sürecin, aileler de bu süreci bambaşka deneyimlerle geçirdiler. Umuyorum ki sizlerin sunumu dinleyicilerimiz için de oldukça fayda sağlayıcı olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Ben teşekkür ederim.